Günaydın. Yeni bir vize haftasından merhaba. Selam arkadaşlar. Şimdi şirketler hukuku sınavına gidiyorum. Ve gerçekten ama gerçekten hiçbir şey bilmiyorum. Yani şöyle söyleyeyim. Herhalde en düşük alacağım not şirketlerden olur. Çünkü yok yani sıfır bilgi. Hayırlısı. Şimdi gidiyorum. Bay bay. Evet dostlar. Selam. Ben sınavdan çıktım. Eve geldim. Ve şu an ölüyorum. Allah'ım, hem uykusuzluktan ölüyorum hem sınavım kötü geçti yani. Öyle. Ortaya karışık ya. Gerçekten rezalet. Videoyu da bu şekilde açmıştık. Bu arada yatıyorduk. Şimdi de yatıyorum ya. Hiçbir şey değişmemiş. En iyisi kalkalım da şöyle insan gibi görüneyim birazcık. Orada biraz tuhaf çıkıyorum. Her neyse. Şimdi şöyle, bugünü saymıyoruz. Bugün kötü geçmiş olabilir ama daha önümüzde bir 7 ya da 8 sınav var. Yani umudumuz onlarda, umudumuzu kaybetmeyelim. Hiçbir zaman umudumuzu kaybetmiyoruz. Yarın kütüphaneye gideceğim, okulun kütüphanesine gideceğim. Bugün de gidebilirim belki ama gitmem herhalde bugün. Ya şöyle aslında bizim kütüphane 7-24 açık bir kütüphane. Onun için ben bugün de gitsem olur. Yarın da gitsem olur. Çünkü neden? Yani benim evim çok yakın olduğu için ben bugün gitsem iftardan sonra gittim diyelim ki 8'de gittim. Ben zaten 1'e kadar orada durabilirim. İstesem 2'ye kadar da dur. Yani benim durmam için pardon durmamam için hiçbir neden yok. Çünkü dediğim gibi evim çok yakın. Yani hemen gelebiliyorum falan. Onun için belki bugün de bir gidilebilir. Ama bilmiyorum. Bugün gitmeyi çok da yani kafama koymadım. Şu an saçlarım bir gözüme çarptı. Evet arkadaşlar. Şimdi kütüphaneye gidiyorum. Saat 9 akşam. 1'e kadar falan çalışabilirim diye düşünüyorum. Bakalım. Öyle planlarım var. Şimdi yoldayım. Dostlarım selam. Ben kütüphaneden geldim. Hatta geleli çok oldu yani. Ben 1.30 gibi geldim. Ve şu an saat 3.30. Sahur vakti aslında. Ama ben yarın oruç tutmayacağım. Onun için sahur da yapmayacağım. Ve yani ders çalışacağım. Sabaha kadar planlıyorum. Bilmiyorum bir 6-7'ye kadar falan çalışmayı düşünüyorum. 9 gibi uyanırım. Sonra giderim okula yani. Bilmiyorum olduğu kadar olmadığı kadar yine oraya geldik. İnşallah geçerim. Yani şirketler sınavına göre daha umutluyum borçlardan. Nedense borçlar böyle bir tık bana daha şey geliyor. Yapılabilir bir ders gibi geliyor. Ama yapamıyorum. Evet sevgili dostlar selam tekrar. Bugün okula iftara gidiyorum. Bugün dersle ilgili bir şey çekmeyeceğim. Çekeceğim ama yani eve gelince çekeceğim. Şimdi okulda bir iftar varmış. Ona gidiyorum hazırlandım. Devam edeceğiz arkadaşlar. Şeker falan aldık. Pamuk şeker dağıttılar. Güzeldi bence. Sence nasıl? Çok güzeldi. Ambiyans çok güzel. Evet. Sınıf arkadaşlarımızla beraber iftar açmak evet, çok güzel. Aynen çok iyiydi. Sınav haftasına geldik. Rümeysa sen de gel. Çok güzel bir gün. Ben yok muyum? Aç. Gülerim.
geleceğim tabii ki. Çekiyorum şu anda. Çekiyorum, evet. Merhaba. Ebru'nun hayranlarıyla tanışıyoruz. Evet, Ebru'nun da kanalı var. Ona da abone olun arkadaşlar. Çünkü kanalı da destekliyorsunuz ki biz bu fakülteyi rahat rahat bitirebiliriz. İnşallah. Evet arkadaşlar, şimdi sınava geldim. Eşya koku sınavı. Bana şans dileyin lütfen. Evet arkadaşlar, şimdi eşya sınavından çıktık. Aslında şimdi değil, bayağı bir geçti zaman. Şimdi yemek yemeye geldik. Ve eşya sınavı çok kötüydü maalesef. Ya gerçekten bir şey değil. Çok kötü sınavı. İyi geçen sınavımız var mı? Ya gerçekten 3 sınav olduk. 3 de yani birbirinden beter. Beter değil, iğrençti. Yani bilmiyorum. İnşallah diğerleri daha iyi geçer. Çok umutlanmak da istiyorum. Cumartesi, pazar ve pazartesi 3 gün sınavımız var. Sanmıyorum ki muvaffak olalım yani, bu sınavlarda. Ama bir dakika, bizim ne kadar? Ceza genel. Ceza genel, ceza özel, usul. 2 tane seçmelerimiz kaldı. Bir de benim idare var arkadaşlar. Onu da unutmayın. Neyse, hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. Neyse, biz şimdi yemek yiyelim. Sonra görüşürüz. Ceza sınavından çıktım. Ve yani hayatımda hiç bu kadar soru salladığımı hatırlamıyorum. Yani okumadan salladım. Hani şöyle söyleyeyim size, soru kağıdımda cevaplar yok. Sadece optikte işaretli bir şekilde. O kadar okumadım yani. Ve çok kötüydü ya. Yani 8 soru falan sallamışımdır o şekilde. Zaten toplam 25 soru. Bilmiyorum. Ne olacak hiç bilmiyorum. Şimdi yemek yemeye gel. Kendimi yemekle mutlu edeceğim. Sonrasında tekrar bir sınava daha geleceğim. Evet, ceza sınavı hakkında yorumlarını alabilir miyim? Öncelikle yorum yapmayarak başlamak istiyorum. Çok sıkıntıydı. Hepsini konuşacağım. Evet, aynen. Ya ben sınavda zaten... Hoca dedi ki yarım saatiniz var. Ben ikinci sınıfları sövüyorum o ara yani. Çünkü 25 soru ve uzun sorulardı. Biraz aynen. Acımasızdı. Bence de. Bu kadar. Daha fazla konuşmayayım. Ağır konuşurum. Teşekkürler. Güzel. Evet arkadaşlar, selam. Ceza sınavından çıktık. Ve çok kötüydü. Ya benim çok kötüydü. Yani bilmiyorum. Kaç alacağım. Çok belirsiz. Yani iyi geçen sınavım var mı diye düşünüyorum. Maalesef yok. Son 3 sınavım kaldı. Yarın 2 tane var. İdare ve bir tane seçme ders. Seçmeliği hallederim ama idareyi halledemem. O da böyle yapıyor ya. Biraz onunki gibi oldu. Bilmiyorum ya. Hayırlısı Allah. Şimdi iç bahçeye geldik. Oturuyoruz. Birazdan da kalkarız. Sonra ben yine eve gidip derse başlarım. Sıkıcı bir rutin. Benim aşklarıma bakın arkadaşlar. Ben bunlara aşığım. Müthiş bir şeyler ya. Çok seviyorum, aşırı seviyorum. Özellikle şu beyaz olanı. Çünkü o beni çok seviyor. Yani ben dışarı çıktığım anda benimle birlikte yürümeye başlıyor her gün. O kadar komik ki. Yani. Evet arkadaşlar. Şimdi idare sınavından çıktım. Ve yani... Kötü geçti. Alttan alıyorum ben onu. Bilmiyorum, galiba yine alttan alacağım. Ya da finalde kurtarabilirsem kurtaracağız artık. Hayırlısı. Son bir sınavım kaldı. Sabah hukuk ve duygusallık sınavım vardı. O güzel geçti. Onda sorun yok. Zaten kaynak serbest sınavda. Rahat geçti yani. Bayağı rahattı. Yarın son sınavım var. Medeni usul. Ondan geçer diye düşünüyorum. Çünkü bence kolay olur. Yani geçen dönem kolaydı. Halledilir. Yani bu şekilde dostlar. Şimdi eve gideceğim. Babamı bekliyorum.
Evet dostlar, şimdi duştan çıktım. Saat de 2. Şimdi saçımı falan kurutacağım. Sonra birazcık ders çalışacağım. Sahura kadar. 3.30 gibi sahur yapsak diye düşünüyorum. 5.30'a kadar çalışacağım. Sonra sahurdan sonra tekrar çalışacağım. Uyumayı çok düşünmüyorum. Hani uyursam 1 saat veya 2 saat maksimum. Ki onu da yapmayı düşünmüyorum aslında ama yani dayanamazsam diye. Öyle. Şimdi ben saçlarımı kurutayım arkadaşlar. Sonra dersin başına oturayım. Çünkü yani daha halletmem gereken çok şey var. Evet dostlar. Benim vizelerim bitti. Ama ben videonun kapanışını yapmamışım. Her zamanki gibi şaşırmadık. Vizelerim bitti. Açıklanmaya başladı bile. Kimisi iyi, kimisi kötü. Zaten beklediğim bir şeydi. Hepsinin iyi olması beklemedim arkadaşlar. Sanki çok iyi de. Ya öyle karışık yani. Ama hani şöyle söyleyeyim. Finallerde toparlanamayacak notlar değil. O açıdan rahatım. Bence toparlarım. Bence hallederim. Buram da sivilce çıktı. Çok sinir bozucu. Bütün sinirimi bozuyor. Öyle. Bir haftadır falan okula gitmiyorum. Vizelerim bittiğinden beri. Gayet mutluyum. Beni ve sınav haftası vlogumu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım güzel bir vlog olmuştur. Umarım böyle izlerken keyif almışsınızdır. Her neyse. Sizleri çok seviyorum. Öpüyorum. Bye bye. Bir sonraki vloglarda, videolarda görüşmek üzere.